Arkadaşlar yeni bir videoyla tekrardan buradayız. Bu videomuzda büyük iklim tipleri ve Türkiye'nin iklimini ele alacağız. İlk iklimimizden başlayalım. Ekvatoral iklim. Öncelikle ekvatoral iklimin görüldüğü sahalara bakacak olursak 0 ve 10 enlemler arasında kalan yerler, yani ekvatoral bölgede görülen iklimdir. Ve baktığımız zaman arkadaşlar sıcaklık ortalaması 25 derece civarında olup yıllık sıcaklık farkı çok az olan bir iklimdir. En fazla 1 ila 2 derece arasında oynar. Yağış tipine baktığımız zaman yükselim konveksiyonel yağışlar görülür ve toplam yağış miktarı ortalama 2000 mm civarındadır. Yağış rejimi düzenlidir çünkü her mevsim yağış olan bir iklimimizdir diyoruz ekvatoral iklim için. Doğal bitki örtüsüne baktığımız zaman geniş yaprak, hiçbir zaman yapraklarını dökmeyen ve sürekli yeşil kalan geniş yapraklı ormanlardır. Toprak türüne baktığımız zaman latrip toprak var. Bu topraklar çok fazla aşırı yıkandığından dolayı içerisindeki mineraller ve humus taşındığı için fakir bir toprak olan latrip topraklar karşımıza geliyor. Diğer iklimimiz savan iklimidir arkadaşlar. Bu sefer 10 ila 20 enlemler arasında, yani ekvatoral bölge ile çöl bölgeler arasında kalan iklimdir. Sıcaklık ortalamasına baktığımız zaman yaklaşık 20 derece civarındadır. Sıcaklık farkına baktığımız zaman 4 ila 5 derece civarındadır. Ve yıllık yağış toplam miktarına baktığımız zaman 1000 ila 2000 metre arasında. Yağış rejimi düzensizdir çünkü en fazla yağışı Haziran, Temmuz ve Ağustos, yani yazın yağışlıdır. Kışında kurak geçen bir iklim olduğunu söyleyebiliriz. Doğal bitki örtüsü savan dediğimiz uzun boylu otlardır arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman savan iklimi kışın yağış düşmüyor, kışın kurak geçiyor ama yazında yağışlı olduğunu bilelim. Ve sıcaklık farkının çok az olduğunu bilelim. Sıcaklık farkı bakın 0 derecenin altına inmediği sürece kar yağışlarının görüldüğünü söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken nokta şu: sıcaklık 0 derecenin altına inmiş mi inmemiş mi, buna bakmamız gerekiyor. Diğer bir iklimimiz muson iklimidir arkadaşlar. Şimdi muson iklimin görüldüğü yerlere baktığımız zaman Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin ve Avustralya'nın kuzeyi arkadaşlar. Muson ikliminin görüldüğü sahalardır. Peki baktığımız zaman bu muson ikliminin oluşmasında ki ana faktör nedir arkadaşlar? Bunlardan birincisi muson rüzgarlarıdır. Muson rüzgarları buradaki iklimin oluşmasında önemli bir faktördür. Sıcaklık ortalamasına baktığımız zaman 15 ila 20 derece civarındadır. Sıcaklık farkı 10 derece civarındadır. Ve daha çok yağışlar orografik yağışlar, yani yamaç yağışları şeklinde görülüyor. Çünkü burada Alp-Himalaya dağlarının varlığından dolayı. Yıllık yağış miktarına toplam yağış miktarına baktığımız zaman 2000 mm arasında ortalama olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki doğal bitki örtüsü arkadaşlar yazın yeşillenen, kışın yapraklarını döken geniş yapraklı ormanlardır. En fazla yağışı yazın alır arkadaşlar. Çünkü yazın yaz musonları etkili olur. Denizden gelen nemli hava Alp-Himalaya dağlarının yamaçlarında yükselerek yamaç yağışlarına, yani orografik yağışlara sebep olur. Dolayısıyla yazın hava kütlesi deniz üzerinden geldiği için yağışlı, kışın da tam tersi denizden, karadan denize doğru estiğinden dolayı bu sefer de kışın kurak geçen bir iklim olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki tipik ağacı tik ağacıdır. Bunu da unutmayalım muson ormanları için. Geldik şimdi çöl iklimine. Çöl iklimi görüldüğü yerlere baktığımız zaman özellikle Batı Avustralya, Namib çölleri, Güney Afrika'daki Namib çölleri ve Kalahari çölleri, Büyük Sahara çölü, Arabistan, Hindistan'da Tar çölü var. Orta Asya'da Taklamakan, Gobi çölleri, Kızılkum, Karakum çölleri, yine Arizona çölü ve Atacama çölü dünyada çöllerin bulunduğu sahalardır. Ve çöller genellikle arkadaşlar 30 derece dediğimiz dinamik yüksek basınç alanlarında oluşmuştur. Şuradaki çöller gibi arkadaşlar. Neden burada daha çok çöller gözüküyor? Çünkü 30 derece dinamik yüksek basınç alanlarında alçalıcı hava hareketleri görüldüğünden dolayı nemi dağıtır ve oranın kurak ve yağışsız olmasını sağlar. Bundan dolayı da çöl iklimin görülmesine etkilidir. Sıcaklık ortalaması 30 derece civarındadır. Günlük sıcaklık farkı fazladır. Çünkü nem olmayan yerde sıcaklık farkı yüksek olur. Çünkü nem ne yapar? Sıcaklığı dengeler arkadaşlar. Yükselim yağışları görülür. Yıllık yağış miktarı çok azdır. 200 mm'nin altındadır. Yağış rejimi düzensizdir. Ve doğal bitki örtüsü kurakçıl otlar ile kaktüsler olduğunu bilelim arkadaşlar. Zaten dünyada yağış rejimi düzenli olan sadece iki tane iklimimiz var.
Bunlardan birincisi ekvatoral iklim, diğeri de okyanusal iklim olduğunu bilelim. Ve çöl ikliminin dünyada görülmediği tek kıtanın da Avrupa kıtası olduğunu bilelim arkadaşlar. Geldik şimdi Akdeniz iklimine. Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalara bakacak olursak özellikle Güneybatı Avustralya'nın uç kısımlarına bakıyoruz arkadaşlar. Yine Afrika'nın güneyi, Kap bölgesi, Akdeniz Havzası, Orta Şili ve Kaliforniya'nın batısında Akdeniz ikliminin görüldüğünü biliyoruz. Akdeniz ikliminin yazın sıcak ve kuraktır. Kışın ılıklı ve yağış geçer. Bunu da bilelim arkadaşlar. Görüldüğü yerler genellikle orta kuşak 30 ila 40 enlemleri arasında, kuzey veya güney fark etmez. Sıcaklık ortalaması 15 ila 20 derece arasındadır. Yıllık sıcaklık farkı 18 derece civarındadır. Yıllık yağış miktarına baktığımız zaman 600 ila 1000 metre arasında oynadığını görüyoruz. En fazla yağışı kış mevsiminde alır arkadaşlar. Aralık, Ocak, Şubat aylarında alır. Burada görülen yağış tipi cephe yağışlarıdır. Yani frontal yağışlardır arkadaşlar ve doğal bitki örtüsü maki, ama bundan önceki doğal bitki örtüsü neydi? Kızılçam ormanlarıydı. Fakat kızılçamların tahribiyle yeni oluşan bitki örtüsü maki topluluğudur. Bunu da bilmemiz lazım. Makiler çalı topluluğudur. Kızılçamlar da ağaç topluluğu olduğunu bilelim. Geldik şimdi okyanusal iklime. Öncelikle okyanusal iklimin dünyada görüldüğü sahalara bakacak olursak Avustralya'nın doğusu, yine baktığımız zaman Güney Afrika'nın güney doğusunda, Batı Avrupa özellikle arkadaşlar, bunu bilmemiz lazım. Ve buradaki Alaska, yani Alaska'nın batısı arkadaşlar. Özellikle bu Alaska ve Batı Avrupa'daki okyanusal iklim oluşmasındaki temel etken batı rüzgarları ve sıcak okyanus akıntılarıdır. Bunları da unutmayalım. ABD'nin güneydoğusu, Güney Amerika'nın güneydoğusunda da yine okyanusal iklimin gözüktüğünü görüyoruz arkadaşlar. Ve baktığımız zaman sıcaklık ortalaması yaklaşık olarak 15 derece civarındadır. Sıcaklık farkı 10 derece civarındadır. Yıllık toplam yağış miktarı 1500 metre civarındadır. Yağış rejimi düzenlidir. Her mevsim yağışlı olduğundan dolayı, yani buradaki her ay yağış aldığı için yağış rejimi düzenli olduğunu söyleyebiliriz. Doğal bitki örtüsüne baktığımız zaman kışın yapraklarını döken ormanlar ya da karışık ormanlar buranın bitki örtüsünü oluşturur arkadaşlar. Şimdi geldik ılıman karasal iklime. Step iklimi ve ılıman karasal iklim aynı şeyler. Bir de bunun yanında sert karasal iklim var. Bunlar birbirinden farklı olan iklimlerdir arkadaşlar. Ilıman iklime baktığımız zaman, step iklimine baktığımızda daha çok karaların iç kısımlarında, yani denizden uzak olan sahalarda görülür arkadaşlar. Yazları sıcak ve kuraktır, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Kar yağışlı olduğunu nasıl anladık? Hemen 0 derecenin altında olduğundan dolayı sıcaklık, bundan dolayı da kar yağışları görülebilir arkadaşlar. Toprak türüne baktığımız zaman kestane, kahverengi, bozkır toprağın görüldüğünü bilelim. Orta kuşakta özellikle deniz etkisinden uzak yerlerde oluşuyor bu iklim. Sıcaklık ortalaması 15 derece civarındadır. Yıllık sıcaklık farkına baktığımız zaman 15 ile 30 derece arasında olduğunu görüyoruz. Yükselim yağışların görüldüğünü bilelim. Yine yıllık toplam yağış miktarının 200 ila 500 milimetre arasında olduğunu ve yağış rejiminde düzensiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Doğal bitki örtüsü de bozkırlardan oluşur. Geldik şimdi sert karasal iklime. Bu sefer daha sert bir iklim görüyoruz arkadaşlar. Daha soğuk ve daha çetin geçen iklimden bahsedecek olursak. Şimdi sert karasal iklime baktığımız zaman arkadaşlar, özellikle Asya'nın kuzeyi, kutuplara yakın olan sahalarda görülen iklimdir. Ve bu iklimin özelliği arkadaşlar, özellikle yazları serin ve kısa geçer, kışları da uzun ve çok soğuk, çok sert geçer arkadaşlar. Sibirya, Kanada, Norveç gibi yüksek yerlerde görülen iklimdir. Sıcaklık ortalaması 0 ile 10 derece civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı 20 ile 40 derece arasındadır. Yağışlar da daha çok yaz döneminde meydana gelir. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında daha çok sıcaklığın arttığı dönemde yağış miktarı da artmış arkadaşlar. Yine baktığımız zaman toplam yağış miktarı, yıllık toplam yağış miktarı 500 ile 600 mm arasındadır. Yağış rejimi düzensizdir. Doğal bitki örtüsü özellikle tayga ormanları, diğer ismiyle iğne yapraklı ya da boreal ormanlar olarak da karşımıza geliyor. Ve yazları çok kısa ve serin geçtiğini, kışlarda soğuk ve kar yağışlı geçtiğini bilelim arkadaşlar. Geldik şimdi tundra iklimine. Tundra iklimi nerelerde görülür arkadaşlar? Özellikle 60-70 enlemlerinde, yani
kutup altı iklim olarak da karşımıza geliyor tundra iklimi. Peki tundra iklimi özellikleri neler arkadaşlar? Uzun süren kış mevsimi var. Çok soğuk ve sert geçer arkadaşlar. Dolayısıyla oradaki topraklar kışın donar, yazın sadece çözünür. Bunları da bilmemiz lazım. Sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Yılın büyük bölümü 0 derecenin altında sıcaklığı seyreder. Yağışlar yükselim yağışlıdır. Günlük ve sıcaklık farkı, yıllık ve günlük sıcaklık farkı çok fazladır. Yıllık toplam yağış miktarı ortalama 250 mm arasındadır. Çünkü buralar soğuk olduğundan dolayı buharlaşma yok. Buharlaşma olmadığı için de yağış miktarı azdır arkadaşlar. Yine yağış rejimi düzensizdir. Doğal bitki örtüsü tundra dediğimiz bitkilerdir. Ve bunlar da daha çok yazın yetişir. Çünkü kışın toprak donmuş halde olduğunu bilelim. Geldi şimdi kutup iklimine. Kutup iklimine baktığımız zaman Grönland ve Antarktika kıtasında görülen iklimdir. Sıcaklık ortalaması 0 derecenin altındadır. Sıcaklık farkı çok fazla olan iklimdir. Yine buharlaşma olmadığı için yağış miktarı düşük olan iklimdir. Doğal bitki örtüsü yoktur ve yağış miktarı çok düşüktür. 200 metre civarında olduğunu bilelim. Bunlar dünyadaki iklim tipleri. Peki ülkemizdeki iklim tiplerinden başlayacak olursak 3 tane iklim tipinin görüldüğünü bilelim. Karadeniz iklimi, Akdeniz iklimi ve karasal iklim. Karasal iklimde kendi arasında gruplara ayrılır arkadaşlar. Şimdi bunları teker teker ele alacağız. Önce Karadeniz ikliminden başlayacak olursak, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan iklimdir arkadaşlar. Bu iklim özellikle okyanusal iklime benzer ve buralarda yağış miktarı fazla olur. Zaten en fazla yağış alan bölgemiz Karadeniz iklimi görüldüğü sahadır. Yıllık sıcaklık farkı çok düşüktür. Dediğim gibi okyanusal iklimle aynı iklime, yani aynı özelliklere sahip olduğunu bilelim. Buralarda görülen yağış tipi orografik yağışlardır arkadaşlar. Yani neydi orografik yağışlar? Yamaç yağışları. Karadeniz iklimi en fazla yağışı sonbahar aylarında aldığını da bilelim arkadaşlar. Peki buralarda görülen toprak tipi hangisiydi? Özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde kahverengi orman toprakları var ve Batı Karadeniz'de de podzol toprakların yaygın olduğunu bilelim. Geldik şimdi Akdeniz iklimine. Akdeniz iklimi özellikle Antep'ten başlar. Akdeniz bölgesi, Ege bölgesi ve Güney Marmara'nın bulunduğu kısım Akdeniz ikliminin görüldüğü sahalardır. Ve Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıydı. Yani nemli olan bir iklim arkadaşlar. En fazla yağışı da kışın aldığını biliyoruz Akdeniz iklimi. Dediğim gibi özellikle şurada Antep'e dikkat edelim. Antep Urfa'ya kadar Akdeniz iklimi uzanır ve Güney Marmara bölgesinde de Akdeniz ikliminin görüldüğünü bilelim arkadaşlar. Geldik şimdi karasal iklime. Karasal iklim, İç Anadolu'nun karasal iklimi, Güneydoğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun ve Trakya'nın karasal iklimi olmak üzere gruplandıracağız. Öncelikle İç Anadolu'nun karasal iklimine başlayacak olursak ılıman karasal iklim görülür burada. Ilıman karasal iklim özelliklerini az önce söyledik arkadaşlar. En fazla yağışı ilkbahar aylarında alır. Bunları bilmemiz lazım. Çünkü diğer karasal iklimlerden farkı İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı ilkbahar aylarında alır ve en az yağışın düştüğü bölgemizde İç Anadolu bölgesi iklimi, karasal iklimidir. Bunları bilmemiz lazım. Güneydoğu Anadolu bölgesinin karasal iklimine baktığımız zaman bu sefer İç Anadolu bölgesinin karasal iklimindeki farkı ne? Bu sefer yağışlar kış aylarında daha çok düşer arkadaşlar ve yıllık yağış miktarı İç Anadolu bölgesinin karasal ikliminden daha fazladır. Bunu bilelim. Trakya'nın karasal iklimine baktığımız zaman yine daha çok yağışlar kış aylarında düşer ve yıllık yağış miktarı hem İç Anadolu bölgesi hem de Güney Anadolu bölgesinin karasal ikliminden daha fazladır. Geldi şimdi Doğu Anadolu bölgesinin karasal iklimi. Özellikle Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde sert karasal iklim görülür arkadaşlar. Peki sert karasal iklim en fazla yağışı ne zaman alırdı? Yaz aylarında alırdı ve buralarda görülen yağış tipi yine yükselim yağışları, görülen toprak tipi çerezyum toprağıdır ve doğal bitki örtüsü de uzun boylu otlardan, çaylardan oluştuğunu bilelim. Bunlar da Türkiye'nin iklim özellikleriydi arkadaşlar. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Yeni bir video ile tekrardan karşınıza gelmek üzere. Hoşça kalın.